Bence asıl Survivor şimdi başlıyor. Oyunculuk benim için bir tutku. Ben bu tutkunun peşinden hayatımın sonuna kadar koşacağım. Ben çok mücadeleciyim. Hiç pes etmem, yorulmam. Ve çok sevdiğim insanlar vardır ve onlar bana çok şey katar. Asıl oyunculuk benim çocukluk hayalimdi. Milliyet.com.tr'den herkese merhabalar. Şansın ne de bugün konuğum Aleyna Çalışkan. Hoş geldin Aleyna. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ olasınız. Çok teşekkür ederim. Aleyna, biraz aslında geçmişle başlayacağım. Aleyna'nın öyküsü nasıl başladı? 15 Temmuz 1998'de dünyaya geldim. Tekirdağ'da dünyaya geldim. Sonra küçüklükten beri böyle bir spor aşkı vardı içimde ve birçok sporla ilgilendim, birçok branşla ilgilendim. Aslında ilk beden eğitimi öğretmenim beni voleybol takımına alınca başladı sporla olan aşkım. Daha sonrasında lisanslı karate yaptım, lisanslı boks yaptım, Türkiye şampiyonasına katıldım. Ama asıl beni profesyonel olduğum alan vücut geliştirme fitness'ti. Onu da üniversite zamanında keşfettim. Ve bir yıl çok düzenli bir şekilde Türkiye şampiyonasına hazırlandım. Vücut geliştirme ve fitness. Ve bikini fitness alanında Türkiye şampiyonu oldum. Bu alan aslında benim profesyonel olduğum alan. İşte akabinde bu kadar başarılı bir sporcu olduğum için dedim ki bir Survivor yarışma programına katılmam gerekiyor. Çünkü oradaki sporcu kimliğimi herkese göstermem gerekiyor. Mücadeleci bir insanım. Hırslıyım, çok inançlıyım. Survivor'da da 4 ay yarıştım. Bu da benim için büyük bir başarıydı. Çok. Böyle devam etti. Şu anda İstanbul'da yaşıyorum. Farklı bir alanda kendimi geliştiriyorum ve o alanda başarılı işler yapmaya çalışıyorum. Survivor'dan bahsetmişken şimdi Survivor'ı sormazsam olmaz. Survivor All-Star'ı takip ediyor musun? Evet, arada izliyorum, takip ediyorum. Yarışmaya sonradan dahil olan şampiyonlar da var. Sence bu dengeleri nasıl değiştirecek? Bence asıl Survivor şimdi başlıyor. Değil mi? Kesinlikle. Evet. Kimleri favori görüyorsun? Var mı böyle gönlünden geçen bir şampiyon? Orada herkes çok emek veriyor. Şu anda ben bir ismi söylesem gerçekten diğer yarışmacılara haksızlık etmiş olurum. Çünkü bu burası bir de All-Star. Yani izlediğimde de görüyorum. Herkesin çok zor bir süreçten geçtiğini ve çok emek verdiğini görüyorum. Ben bu sene gerçekten tarafsızca en hak eden, en gerçekten Survivor olan kazansın istiyorum. Bu sezon tartışmalar da biraz arttı sanki. Bunu neye bağlıyorsun? Çok şaşırıyorum ben de gerçekten. Bizim yılda da oldu, izlediğim senelerde de oldu ama bu sene inanılmaz bir kaos, entrika. Gerçekten ben de çok şaşırıyorum ama sebebi SMS'in olmaması ve sadece performansa dayalı olması ciddi bir etken olduğunu düşünüyorum. Eski yarışmacılardan kimlerle görüşüyorsun? Aslında bütün Survivor'lar birbirlerini tanır. Ama herkesin farklı ilgi alanları olduğu için çok fazla görüşemiyorum kimseyle. Ama İsmail İlay'da biliyorsun. Evet, aynen biliyorum. Aynen, evlendiler. Çiftler. Onlarla sürekli irtibattayım, görüşüyoruz, konuşuyoruz ama onlar da Antalya'da yaşıyor. Gonca arkadaşım var. Survivor dışında tanıştığım ama yine Survivor yarışmacısı Makbule ile çok yakın. Evet. Öyle birbirlerimizi tanıyoruz ama çok farklı alanlardan olduğumuz için görüşemiyoruz. Sen sosyal medyayı da çok aktif kullanan birisin. Şimdi sosyal medyanın bu kadar artık günlük hayatımızı esir aldığı bir dönemde eleştiriler de çok fazla olmaya başladı. Merak ediyorum, Aleyna'ya bugüne kadar gelen en acımasız eleştiri neydi? Ben mesleğim ve kişisel hayatımı paylaşmayı seviyorum takipçilerimle. Çok da güzel bir enerji yakaladığımızı düşünüyorum. Yani yapıcı eleştirileri açığım. Alanında uzman kişilerin bana yaptığı yorumlardan ders çıkarırım. Ama tabii ki böyle sosyal medyada boş zaman geçirilerinin yaptığı boş eleştiriler, çok da takılan biri değilim o tarz eleştirilere. Spor senin hayatında çok önemli bir yerde ama sporla birlikte senin hayatının vazgeçilmez bir aşkı daha var ki o da oyunculuk. Oyunculuk nasıl başladı? Yine o da çocukluk hayali miydi? Evet, oyunculuk, asıl oyunculuk benim çocukluk hayalimdi ve gerçekten bu mesleği yapacağıma olan inancım o kadar yüksekti ki. Mesela ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği okudum. Evet, beden eğitimi öğretmenliği okuyordum ama İstanbul'a her hafta gelip tiyatro keyfinde, yani her hafta düzenli olarak Çanakkale'den İstanbul'a gelip tiyatro keyfinde tiyatro eğitimi alıyordum. O yüzden hep içimde oyunculuk aşkı vardı. Daha sonrasında İstanbul'a yerleşince Vahide Perçin, Altan Gördüm'den özel ders aldım. Bahar Kerimoğlu gibi çok önemli bir oyuncu koçundan hala özel dersler alıyorum. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde
ilk birinci deneme eğitimi bitirdim. Şimdi ikinci deneme eğitimine başlıyorum. Oyunculuk benim için bir tutku. Ben bu tutkunun peşinden hayatımın sonuna kadar koşacağım. İdolüm dediğin biri var mı? Kimlere örnek alıyorsun? Dünyada Meryl Streep. Çok hayranlıkla izliyorum oyunculuğunu. Türkiye'den Zerrin Tekindor. En son Toz Oyununa gittim. O ya, kadar başarılıydı izledim. Ki. Ya, inanılmazdı böyle. Hayranlıkla izledim. Gıpta'yla takip ediyorum onu. Bu iki ismi önerebilirim. Şunu da merak ediyorum. Takip ettiğin diziler var mı? Yani şu rolde, şu dizide ben oynasaydım dediğim bir... Geliyor mu bir rol aklına mesela? Ya aslında böyle farklı ve hayatın içinden rollerde olmayı seviyorum ve tercih ediyorum. Ya kendim istediğim, gelecek bir projede istediğim rol aslında böyle psikolojik altyapısı. Benim karakterimden bambaşka bir karakteri oynamak o kadar çok istiyorum ki inşallah önümüzdeki projelerde böyle bir rol gelsin istiyorum. Ama şimdiki şu an dizilerden değil de mesela böyle Aşk-ı Memnu'da Bihter'i çok severek istiyordum. Bihter oynamayı isterdim. Şimdi sen başarılı yapımlarda da rol aldın dizilerde. Şu an peki belli olan projeler var mı? İki tane çok başarılı bir projede yer aldım. İki yıldır da bu sektörün içindeyim. Şimdi Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitimlerim devam ediyor. Aynı zamanda Bahar Kerimoğlu hocamdan da özel ders alıyorum. Yeni projeler için görüşmelerimizi yaptık ama şimdi artık biz menajerimle daha seçiciyiz. Daha iyi bir projede daha iyi yaşatabileceğim bir rol olması gerekiyor. O yüzden görüşmelerimizi yaptık ama şimdi bir şey söyleyemiyorum. Şu isimle bir rol almak isterim dediğin kimler var? Kimleri beğeniyorsun mesela? Bunu çok uzun zamandır söylerim. Atatürk dizisinde de Aras Bulut İynemli çok başarılı bir oyuncu bana göre. Hani Aras Bulut İynemli oyunculuğunu çok sevdiğim için onunla bir projede yer almak isterdim. Aleyna günlük hayatında neler yapar peki onun dışında? Aleyna'nın bir günü nasıl geçiyor? Benim bir günüm sabah uyanıyorum, kahvaltımı yapıyorum. Sonra ilk işim spora gidiyorum. Müjdat Gezen'de çarşamba, perşembe günleri tiyatro eğitimlerim oluyor. 3 saat tiyatro eğitimime gidiyorum. Yogaya gidiyorum, Cihangir'de. Çok güzel bir şey geçiyor. Ve sürekli oyunculukla ilgili kitap okuyorum. Daha nasıl farkındalığımı arttırabilirim, daha nasıl oyunculuğumu yükseltebilirim, geliştirebilirim. Bu tarz kitaplar okuyorum ve sürekli film izliyorum. Filmde ama tamamen karakterleri izliyorum. Mesela filmin sesini kısıyorum ve oyunculuklarını izliyorum, analiz ediyorum. Bu şekilde. Peki sence Aleyna başarının sırrı ne? Şans mı yoksa farklı etkenler mi? Şans bizim sektörde çok etkili olmuyor. Bence başarının sırrı sadece inanç. Çünkü gerçekten inandığın zaman zekan, mücadelen, kabiliyetin, o duyguların o yönde programlanıyor. Ama inanmadığın zaman, kendinden şüphe duyduğun zaman o duyguları yönetemiyorsun. O yüzden benim için başarının sırrı inanç. Aleyna'nın peki hayattaki şansı ne? Benim hayattaki şansım ben çok mücadeleciyim. Hiç pes etmem, yorulmam ve çok sevdiğim insanlar vardır ve onlar bana çok şey katar. Beni ben yapan işim ve sevdiklerim. Bu iki faktörün olması bugün Aleyna. Bizim yaptığımız işte de senin yani hem spor geçmişinde yine oyunculuk hayatında yine ailenin desteği çok önemli. Hı hı. Bu konuda da şanslı olanlardansın bildiğim kadarıyla. Annenin desteği çok fazla diyebiliyorum. Evet, annemin tek hayali benim oyuncu olmam zaten. Beni izlediğinde benimle gurur duyuyor. Bu arada annemi çok seviyorum, benim idolüm. Ve böyle bizi tek başına büyüttü, ablamla ikimizi. O yüzden o annenin kızı olduğum için de çok gurur duyuyorum. Özel hayatında nasıl biridir Aleyna? Arkadaşlarım tarafından eğlenceli, iyi niyetli, olaylara iyi tarafından bakan, genelde hiç şikayet etmeyen biriyim, pozitif bir insanım. Negatif bir yanım yoktur yani böyle. Hep iyi tarafından bakarım olaylara. Hep karşı tarafı düşünürüm, empati yaparım. Niye onu o şekilde söyledi ya da niye o şekilde davrandı diye düşünüp insanlara karşı ön yargılı hiç olmam. Ne motive eder seni mesela? Hırslı olmak ve başarabileceğime inanmak. Ve bu zamana kadar yapmak isteyip de yapabildiğim şeyleri başardığımı gördüğümde evet dedim. Ben çok emek verdiğimde yapabiliyorum, başarabiliyorum. Peki ne modunu düşürür? Yani ne zaman pes eder mesela Aleyna? Pes eder misin kolay kolay? Pes eder miyim? Pes etmem aslında kolay kolay.
Ama motivasyonumu elbet düşüren şeyler olabilir. Aleyna, çok teşekkür ederim konuk olduğun için. Ben de teşekkür ederim. Vallahi merakla bekliyoruz. Çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Sen de öylesin. Seni izlemek de çok keyifli aynı zamanda ekranda da. Çok memnun oldum tekrar tanıştığım için. Ben de çok memnun oldum. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın.